Trabzonspor açısından geçtiğimiz haftalarda ben bir uyarı yapmıştım. Oyun açısından bireysel performanslarının çok yüksek olması belki çok ciddi bir pozitif nokta yine gösteriyor. Öyle aslında. Yine öyle. Ama işte iş bu sezon, bu hafta kazanılan farklı galibiyete rağmen söylüyorum bu arada. Oyun konusunda ufak tefek tabii 60'lara kadar sıkıntı var. Vardı. Evet, endişeler var. Tamamen dediğin gibi bireysel yetenekler çözdü. 5'e götürdü. Yani Sosa'nın bireysel muazzam hatalar da evet, bu arada. Sosa'nın muazzam duran top yeteneği. Evet, evet, inanılmaz öyle. Bir avantaj. Yani hiç kimsede olmayan bir avantaj. Evet. Kötü oynadığı gün bile Sosa'nın duran top kullanması aynen. Bir gol tehdidi. Yani Trabzon'un geçen kim söyledi? Çok özür diliyorum. Çok güzel bir yorum. Trabzon'u yenmek istiyorsan en az 2 gol atman lazım. Çünkü evet. Bir tane atıyorlar yani bir yerden. Bir yerden geliyor. Bir duran toptan. İki bir tane gol nadiren çıkıyor. Yiyorlar. Yani Trabzon'u yenmek istiyorsan en az 2 gol atman. Yani o kalitede bir arada, oyuncu topluluğu. Şimdi Falcao'nun çıkış yakaladığını, sezonu tabii. İyi bitirecek gibi görünüyor en azından görüntü oyunda. Sağlıklı kalırsa. Muslera'nın da olağanüstü tabii. Oynadığını. Diğer tarafta Uğurcan'ın ve Sörloth'u da düşünürsek aynen. İki takımda. Ama Trabzon'un işte bir de artısı ortada. Sosa'sı var. İşte, yani duran top. Mesela Galatasaray'da o kadar etkili duran top evet. Kullanan yok. Ömer Bayram işte yaptı ama Sosa gibi değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş'ta yok. Fenerbahçe'de yok. Ama yani, asist olarak kesilene sayısal olarak kadar Tolga Ciğerci duran topları kullanıyordu. Sayısal olarak